Kanal 3 ekranlarından mutlu sabahlar değerli izleyenler. Bugün 19 Eylül Salı, Kanal 3'te sabah programıyla karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York şehrinde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen akşam yemeğinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya genelindeki 2 milyar Müslümanın kutsallarına saldırmanın fikir özgürlüğü kisvesiyle meşrulaştırmasını asla kabul etmiyoruz dedi. Özellikle İslam düşmanlığı, ırkçılık ve nefret suçlarına karşı saflarımızı çok geniş tutmalıyız. Bu hastalıklı akımların dünyanın birçok ülkesinde sosyal medyanın da etkisiyle giderek yayıldığını görüyoruz. Sık sık başörtüsünden, sakalından, kılık kıyafetinden dolayı nefret suçuna maruz kalan kardeşlerimizin haberini alıyoruz. Türk-Amerikan toplumu da yükselen ırkçı dalgadan olumsuz etkileniyor. İnsan hak ve hürriyetlerine saygı duyan hiçbir devlet bu furyaya sessiz kalmaz, kalmamalıdır. Bugün çoğunlukla Müslümanları hedef alan bu saldırıların yarın kökeni, dili, kültürü, inancı farklı gruplara yönelmesi kuvvetle muhtemeldir. Konunun uluslararası toplumun gündeminde tutulması için çalışmalarımızı ciddiyetle yürütüyoruz. Danimarka, İsveç, Hollanda ve son olarak New York'ta kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılar hiçbir şekilde mazur görülemez. Evet değerli izleyenler, Merkez Bankası bankalara uygulama talimatı göndererek TL'yi cazip kılacak yeni kararlar aldı. Buna göre kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi. Standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmaya yönelik aylık TL payı artış hedefi %2'den %2.5'e yükseltildi. Bankacılık sisteminde TL payını artırma ve TL'yi tasarruf aracı haline getirme amacını kararlılıkla sürdüren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, mevcut düzenlemede yaptığı revizyonlarla bu amacını pekiştirirken bazı teşvik ve uygulama kolaylıkları da getirdi. Merkez Bankası yerel para TL'yi güçlendirmeye yönelik olarak hem standart TL mevduatı destekleyen hem de kur korumalı hesaplardan standart TL mevduata geçişi özendiren yeni adımlar attı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bankalara gönderdiği uygulama talimatına göre gerçek kişiler için TL payı artış hedefi yükseltildi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ağustos ayında menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında kur korumalı hesapların TL mevduata dahil olduğu TL payı rasyosunu yürürlükten kaldırmış, yerine kur korumalı hesapları TL mevduat olarak dikkate almayan ve standart yerel para olan TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmayı hedefleyen yeni bir TL payı rasyosu getirmişti. TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda gerçek kişiler için aylık %2 olarak belirlenen TL payı artış hedefi %2.5'e yükseltildi. Ayrıca TL'ye geçiş ve yenileme ile TL pay hesaplamalarında revizyona gidildi. TL'ye geçiş ve yenileme oranında eksik kalan kısmın gerçek kişi dönüşüm hesaplarıyla tamamlanması mümkün hale getirildi. Evet değerli izleyenler, Ahilik Haftası başladı. Afyonkarahisar'da da Ahilik Haftası etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi Afyonkarahisar'daki Ahilik Haftası etkinliklerine göz atacağız. Ahilik Haftası dolayısıyla Kocatepe Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Müzik
Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cengiz Üstün, ATSO Meclis Başkanı Mustafa Ali Çelik'ten, Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Sarteser, Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer ve oda başkanlarının katıldığı çelenk sunma merasiminde önce çelenkler konuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Ahilik Haftası Kutlama Komitesi daha sonra Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'yı makamında ziyaret etti. Sağ olun. Teşekkür ederim. Nasılsınız başkanım? Valilik ziyaretinin ardından ise Kutlama Komitesi Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada heyeti Belediye Başkan Vekili Benol Kaplan ağırladı. Ziyarete konuşan ESOP Başkanı Cengiz Üstün, esnaflığın ekonominin temeli olduğunu belirtti. Hafta bilindiği üzere bizim esnaf bayramı dediğimiz ahilik haftamız. 18-24 Eylül arasında gerçekleştirdiğimiz, işte bugün başladık sabahleyin. Kocatepe Anıtı'na çelenk koymakla birlikte işte Sayın Valimizi ziyaretten sonra Sayın Belediye Başkanımıza yardımcımıza da heyet olarak ticaret odamız, esnaf kefalet kooperatif başkanımız ahilik komitesi olarak ziyarete geldik ki ahilik işte her zaman konuşuyoruz, söylüyoruz ki ahilik işte Türklerin İslamiyeti kabulüyle birlikte işte toplu olarak kabulünden sonra Türk ve İslam ahlakını bir araya getirmiş. Dolayısıyla bundan doğan bir düşünce sistemi ve teşkilatlı bir yapı olarak bizler de esnaf ve zanaatkarlar olarak bu ahilik teşkilatını sürdürebilmek adına bu teşkilatın mensuplarıyız. Dolayısıyla bu hafta ahilik haftasında bizim bir takım etkinliklerimiz olacak. Dolayısıyla dolu dolu yaşamayı düşünüyoruz. Bu arada işte bugün başladığımız programımız pazara kadar devam edecek. Daha sonra inşallah daha etkinliklerde de bir arada oluruz. Teşekkür ediyorum. Belediye Başkan Vekili Benol Kaplan ise ziyaretten dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Başkan Bey'i vekaleten ben de temsil ediyorum. Her zaman yanındayız. Zaten sürekli iletişim halindeyiz. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Ziyaret karşılıklı görüş alışverişiyle sürdü. Afyonkarahisar'ın Çay ve Bolvadin ilçeleri arasında devam eden ve sekteye uğrayan yol çalışmaları Bakan Uraloğlu'nun talimatıyla başladı. AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunu Seven çalışmaları sosyal medya hesaplarından duyurdu. Çay ve Bolvadin arasındaki bölünmüş yol çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun Afyonkarahisar ziyaretinde gündeme getirilen Bolvadin-Çay bölünmüş karayolunun 4 kilometrelik kısmında çalışmalar başladı. Kısa bir sürede tamamlanması beklenen yolla ilgili açıklama yapan AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunu Seven ve Hasan Arslan yaptıkları ortak açıklamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'na teşekkür ederek Afyonkarahisarlı vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Çalışmalarla ilgili sosyal medya hesaplarından da paylaşımlar yapıldı. Görüntülerde kamyon ve iş makineleri hummalı bir çalışma içerisinde görülüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumakla, Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Antalya'nın Alanya ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını bu sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
Dimçayı Akköprü mevkiinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Kızılçam ormanlarıyla kaplı bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çok sayıda helikopter, uçak, arazöz, su tankeri, ilk müdahale aracı, dozerle müdahalede bulunuldu. Gündüz ve gece devam eden yoğun çabalar sonucu bugün erken saatlerde yangın kontrol altına alındı. Dün bölgede incelemelerde bulunan ve 190 hektarlık alanın zarar gördüğünü kaydeden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun ifadelerine yer verdi. Evet değerli izleyenler, Afyonkarahisar'da balık sezonu açıldı. Balıklar da tezgahları süslemeye başladı. Vatandaşlar ise beyaz ve kırmızı et yerine fiyatı 50 ila 100 lira arasında değişen balığa yöneldi. Kırmızı ve beyaz ete göre fiyatı makul olan balığa yoğun ilgi gösteriliyor. Şuhut kapalı pazar yerinde kurulan balık pazarında av sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlarda balıklar yerini aldı. Tezgahlarda şölen havası oluşturan hamsi balığının kilosu ise 50 ila 100 lira arasında değişiyor. Vatandaşlar kilosu 300 TL'yi bulan kırmızı ete göre alternatif olarak balığa daha çok ilgi gösteriyor. Balık fiyatları ise türlerine göre 50 ile 150 TL arasında değişiyor. Balıkçı esnaf Ali Türk, balığa ilginin önceki yıllara göre fazla olduğunu kaydederek şöyle devam etti. Allah'ın izniyle bu sene balık sezonunu aşık bulmaktayız. Çok güzel, kaliteli, savcı kalemi kalemi gibi hamsimiz var. Herkes çıkıp gelsin. 50 lira, 70 lira, 100 lira kardeşim. Alışveriş için gelen müşteriler de şunları aktardı. Şuhut pazarındayız. 50 TL'ye hamsi balığı aldık. Çok güzel taze. Yani. Çok taze. Çocuklarla beraber yiyoruz. Kinsel gelişime falan faydası var. Çocuklara faydası var. Kas gelişimine, kemik gelişimine faydası var. Eylül ayının açılmasıyla birlikte balık sezonumuz açıldı biliyorsunuz. Dört gözle bekliyorduk. Balıklar taze, gayet güzel. Her yıl aynı reyondan alıyoruz. Kaliteli ürünler. Fiyatlarımızda gayet makul görüyorum. Balığına göre değişiyor ama güzel fiyatlar. Balıklar daha taze. Sezonun başı olması sebebiyle. Meyve ve sebzelerin doğal olarak yetiştiği yaz aylarında insanlar bu doğal lezzeti kış aylarında da tüketmek için konserve hazırlıklarına başladı. Konserveleri uzun ve sağlıklı bir şekilde tüketmek için hazırlama ve saklama aşamasında dikkat edilmesi gereken unsurlar var. Bu unsurları Profesör Doktor Ramazan Şevik Kanal Hoca'ya özel olarak açıkladı, izliyoruz. Sonbaharın gelmesiyle birlikte kış aylarında çeşit çeşit ve sağlıklı sebzeler tüketmek için konserve hazırlıkları da başladı. Peki evde konserve yapımında dikkat edilmesi gereken hususlar neler? Kış mevsimi için yapılan hazırlıklar devam ediyor. Pazar ve marketlerden alınan onlarca kilo sebze ve meyveden hem konserve yapılıyor hem de tazeliklerini korumaları için derin dondurculara konuluyor. Evlerde hazırlanan konservelerin dikkatli hazırlanmaması, konservelerin tam kapatılmaması, yanlış muhafaza edilmesi, açıldıktan sonra kısa sürede tüketilmemesi gibi unsurlar, konserve gıdalarının bozulmasına, bozuk gıda tüketimi de beraberinde gıda zehirlenmelerine yol açabiliyor. Konserve hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususları Akü Gıda Kontrol Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Ramazan Şevik açıkladı. Konserve yüksek sıcaklıkta gıdaların
belirli bir süre, yani burada sıcaklık ve süre arasında bir ilişki var. Sıcaklıkla sürenin yüksek sıcaklık olursa, yani sıcaklık çok yüksek olursa süreyi biraz kısa tutabiliriz. Ama sıcaklık düşük olursa süreyi çok uzun tutmamız lazım. Yani konservedeki kritik denge sıcaklıkla süre arasındaki ilişkiye bağlı. Şimdi konservenin yüksek sıcaklıkta gıdaların muamele edilerek, pişirilerek, yani ısıl işlem diyoruz bilimsel olarak, pişirilerek uzun süre muhafazası. Tabii uzun süre muhafaza edilmesi için hava sızdırmaz. Buna hermetik diyoruz. Hermetik hava geçirmez anlamında. Yani oksijen girmeyecek, havanın oksijeni. Hermetik kapatılması. Burada kritik bir nokta vardır. 121 derece, 121.1 derece. Yani 250 Fahrenheit bunun karşılığı. Bu sıcaklıkta en tehlikeli mikroorganizmanın, ki bu Clostridium botulinum'dur bunun adı, bilimsel adı Latince. Clostridium botulinum'un öldüğü kabul edilir. Ev şartlarında konserve yapmak istiyorlarsa, en azından düdüklü tencere gibi biraz daha basınçlı bir ortamda kaynatmak ve mümkün olduğu kadar süreyi uzun, kaynama süresini uzun tutmak. Yani böyle yarım saat, bir saatlik kaynatma asla yeterli gelmeyecektir. Yani bunun için en az 3-4 saat, hatta 5-6 saat kaynatmaya devam etmek lazım ki gönül rahatlığıyla tüketebilelim. Bu durumda bile tüm mikroorganizmalar ölmeyebilir ama en azından zehirlenmeyebiliriz. Bu işlem bittikten sonra eğer bunu düzgün yapabildiysek mutlaka hava sızdırıp sızdırmadığını kontrol etmemiz lazım. Bu da nasıl olur? Yani kapağı kapatılmış bir kavanozu düşünün. Bu kapağı kapatılmış kavanozda kapağın üst, kapak üstü yani, yukarı doğru bir şişme, bombe diyoruz. Eğer bir sızıntı varsa ve mikrop gaz üretiyorsa, içerideki mikroorganizmalar gaz üretirler. Bu ürettikleri gazlarla kapak yukarı doğru bombe yapar. Bombe yapmış kapağa sahip olan kavanozları mutlaka imha etmemiz gerekiyor. Bunları asla tüketmemek gerekiyor. Evet değerli izleyenler, Konya'da ekipler göz açtırmadı. Düzenlenen operasyonda bir kişi tutuklanırken bakın neler ele geçirildi. Yani görünüm olarak esrar maddesi olarak değerlendiriyoruz. Çamaşır makinesine gizlenmiş uyuşturucu bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin peşine düştü. Karatay ilçesi Hacı Hasan Mahallesi'nde ekipler şüpheli Cevzet K'yı yakaladı. Detaylı arama yapan ekipler şüphelinin aracında yer alan çamaşır makinesi ve elektrik sobasının içine gizlenmiş paketler halinde 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Yani görünüm olarak esrar maddesi olarak değerlendiriyoruz. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sürekli kazaların meydana gelmesi nedeniyle sabıkalı yol olarak anılan can kurtaran virajında 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Sabıkalı virajda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Kaza Pamukkale ilçesine bağlı Can Kurtaran Mahallesi'nde meydana geldi. Muğla Denizli istikametinde ilerleyen 4 otomobil, bir hafif ticari araç ve bir transit araç ani fren sonucu birbirlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar şarampole savrulurken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve trafik ekibi yönlendirildi.
sağlık ekibi araçlarda bulunan 6 yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan birisi hamile. Toplam 6 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla Şarampol'den kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haftalar öncesinde meydana gelen otobüs kazasının ardından yine bölgede sürekli kazaların yaşandığını ve kendi araçlarının da zincirleme kazaya karıştığını belirten Selma Atatık şöyle devam etti. Yavaş yavaş gidiyorduk arkamızdan şu araç vurunca biz de ister istemez vurduk yani arkamız bayağı bir zincirleme kaza oldu. Ben arkadaydım arkada oldum hadi puanlıyım ama. Bir dakika dur nasıl astırayı aldıralım. Bazen astır hareket ediyor. Başka şu anda bir şey diyemem. Evet değerli izleyenler, 19 Eylül gazete manşetleriyle programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk olarak Gazete 3'ün manşetlerine bakıyoruz. Manşette Afyon CHP'deki guguk kuşu kim? CHP'li Dereçin'e Belediye Başkanı Ömer Yıldız kurultay öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Yine bir diğer başlığımıza bakıyoruz. 17 yaşındaki bir genç 14 yaşındaki çocuğu vurdu. Yine bir diğer başlığımız Emirdağ Belediyesi gönüllere dokunuyor. Balığa yoğun ilgi başlığına da bakacağız. Balık sezonunun açılmasıyla birlikte Afyonkarahisarlı vatandaşlar balığa yoğun ilgi göstermeye başladı. Vatandaşlar bitki çaylarına yöneldi. Afyonkarahisar'da havaların soğumasıyla birlikte hastalıktan korunmak isteyen vatandaşlar bitki çaylarına yöneldi. Hızlı tren için geri sayım başladı. Evet değerli izleyenler yine bir diğer başlığımıza bakıyoruz. Afyon ve İzmir'den sonra Konya Cumhuriyet Halk Partisi kongresi de karıştı. Çırak bulmamız zorlaştı. Evet değerli izleyenler Gazete 3'ün başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet gazetesinin manşetinde Dünya 5'ten büyüktür adımı başlığı var. Detayları da ekranlara taşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya 5'ten büyüktür ifadesiyle sıkça da dile getirdiği BM'de reform talebi Amerika Birleşik Devletleri'nde karşılık buldu. Biden'in bu konuda bugün adım atması bekleniyor. Yine bir diğer başlığımıza bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin yatırımları artmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki yoğun temasları sürüyor. İkili görüşmeler yapıp düşünce kurullarıyla bir araya gelen Erdoğan, Cornegio yıllık zirvesine katıldı. Yine bir diğer başlığımıza bakıyoruz. Milli takıma kim gelmeli? Hürriyet Futbol Konseyi Stephen Kantz'ın ayrılmasının ardından milli takımın yeni teknik direktörlüğü için ismi geçenleri değerlendirdi. Evet değerli izleyenler bir de Milliyet Gazetesi'nin başlıklarına bakacağız. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde çok baba bir yatırım başlığı var. Detayları da yine ekranlarınıza taşıyoruz. Çinli e-ticaret devi Alibaba Grup dünyanın lider e-ihracat ülkesi olma potansiyeline sahip Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım planlıyor. Yine bir diğer başlığımıza bakıyoruz değerli izleyenler. Helikopter bulundu, 2 cenaze çıkarıldı başlığı. Balıkçılığa saplanan helikopterin enkazı özel ekiplerin çalışmasıyla sualtı kurtarma balonları ve botlarıyla kıyıya çıkarıldı. Çıkarılan helikopter içinden 2 tane cenaze bulundu. Yine bir diğer başlığımıza bakıyoruz. En önemli çevre sorunu kirli su. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yayınladığı Türkiye Çevre Sorunları raporunda en büyük sorunun kirli su olduğu ortaya çıktı. Bir diğer başlığımız intihar mı etti, zehirlendi mi? Bir diğer yine başlığımıza bakıyoruz. Süslü kadınlar pedallara bastı. Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında bu yıl 8.'si düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu tüm Türkiye'de renkli görüntülere sahne oldu. Evet değerli izleyenler Milliyet Gazetesi'nin başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Sırada Posta Gazetesi'nin başlıkları var. Posta'nın manşetinde bunlar insan olamaz başlığı var. Yine detayları ekranlarınıza getiriyoruz. İstanbul Sultan Gazi'de kendisini döven arkadaşlar
kenarından kaçarken uçuruma düşüp ölen 15 yaşındaki Elif Çakal'ın davasında 4 sanığa 22 yıldan 40 yıla kadar hapis istendi. Savcı tutuklama istedi ama mahkeme kabul etmedi. Elif'in annesi bunlar insan olamaz, nasıl serbest kalırlar diye isyan etti. Yine bir diğer başlığımıza bakıyoruz. Acı yüreğine görevine döndü. Gaziantep Nurdağı'nda görevli ilçe milli eğitim müdürü Musa Yıldırım 6 Şubat depreminde ailesiyle enkaz altında kaldı. İki evladını kaybetti. Kızı Ayşe Yıldırım 3 ayak avukat oğlu, Ramazan Yıldırım ise müzik öğretmeniydi. 5 ay boyunca tedavi gören Musa Yıldırım acısını kalbine gömdü, görevine döndü. Evet değerli izleyenler, Sabah gazetesinin başlıklarına da bakacağız. Manşette yeni bir dünya inşa edeceğiz başlığı var. Yine detayları da ekranlara taşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Irak Kalkınma Yolu projesinin stratejik önemine dikkat çekti. Atacağımız bu adımla yeni bir dünya inşa etme fırsatı bulacağız dedi. Yine bir diğer başlığımıza bakıyoruz. Aşırı hız Muhammed'i hayattan kopardı başlığı. İstanbul'da Burçin K'nin kullandığı aracın çarptığı motosiklette bulunan Muhammed Alptekin hayatını kaybetti. Özgür Demir yoğun bakıma alındı. Sürücü ise tutuklandı. Yine bir diğer başlığımıza bakıyoruz değerli izleyenler. Libya'da küresel koordinasyon AFAD'da başlığı. Detayları da ekranlarınıza taşıyacağız. Libya'da sel felaketinin en çok zarar verdiği dernede koordinasyonu yurt dışından bölgeye gelen ilk ekip olan AFAD yürütülüyor. Sahada 500 Türk personel görev yapıyor. Evet değerli izleyenler, bir de Akşam gazetesinin başlıklarını ekranlara taşıyacağız. Akşam gazetesinin manşetinde maviden beyaz önlüğe başlığı var. Yine detayları da ekranlara taşıyoruz. İnan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Melisa Metin şimdi aynı okulda doktor olarak çalışıyor. Yine bir diğer başlığımıza bakıyoruz. Üç koldan temizlik, yurt içi ve sınır ötesinde süren operasyonlarda 18 terörist imha edildi. Son olarak bir diğer başlığımıza bakıyoruz. Gordion Antik Kenti UNESCO listesinde. Evet değerli izleyenler, Akşam gazetesinin başlıklarını da ekranlarınıza taşıdık. Sırada Sözcü gazetesi var. Sözcü gazetesini de getirelim. Sözcü gazetesinde manşette Erdoğan'a fotoğraf çektirmek 100 bin dolar. BM zirvesi için New York'ta bulunan Erdoğan önceki akşam yemekli toplantıda konuştu. 100 bin dolar verenler onu en ön masadan izledi. Yine diğer başlıklara bakıyoruz değerli izleyenler. İstanbul'da uzun namlulu silahlar leylek avladı. Bir diğer başlığımızsa çöl faresi. Evet değerli izleyenler, Sözcü gazetesinin başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Sırada Cumhuriyet gazetesi var. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde çıtayı yükseğe taşıyacak aday başlığı var. Yine bir diğer başlığımıza bakıyoruz. Sarık cübbe ve çarşaflı eğitim, detayları da ekranlarınıza taşıyoruz. Samsun Atakum'daki özel bir lisede kız öğrencilere İffet abidesi ve İslam'ın kızı gibi belgeler verilmesine tepkiler sürüyor. Aynı okulda görev yapanların sarık ve cübbeli şekilde öğrencileri yönlendirdiği sınıflarda kara çarşafla eğitim verildiği ortaya çıktı. Yine bir diğer başlığımıza bakıyoruz. Hem orman hem para yuttu başlığı. Detayları da ekranlara taşıyoruz değerli izleyenler. Ağaç katliamları ve betonlaşmaya karşı halkın tepkisi yükselince AK Parti iktidarının gündeme getirdiği ancak maliyetin açıklamadığı millet bahçeleri için en az 13 milyar 290 milyon TL harcandığı belirlendi. Evet değerli izleyenler. Son olarak Fanatik gazetesinin başlıklarına bakıyoruz. Fanatik gazetesinde şimdi Türkiye zamanı başlığı var. Yine detayları da ekranlarınıza taşıyacağız. Milli aranın ardından hafta sonu Süper Lig hasreti sona erdi. Ancak hafta içerisinde daha büyük bir heyecan başlayacak. Avrupa sahnesi Galatasaray yarın Köpen karşısında Devler Ligi'ndeki ilk maçını oynayacak. Beşiktaş Konferans Ligi D grubunda Perşembe günü Kulüp Brugge konuk olacak. Fenerbahçe ise aynı turnuvada H grubundaki ilk maçında Norwich'tan ağırlayacak. 3 temsilcimiz de ülke puanı için sahaya çıkacak. Evet değerli izleyenler, Gazete 3'ü ve Ulusal Gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Sırada dünya gündemi var. Fas'ın El Hus bölgesinde yaşanan 7 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan, hasar gören veya evlerine deprem korkusuyla giremeyen Faslılar çadır kentlerde hayatlarını sürdürüyor.
Fas ordusu mensupları Amizmiz kentinde depremzede çocukların yaralarını sarmak için etkinlikler düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türk evinde kabul ettiği Ahıska Türklerine Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk evindeki kabulünde Türk vatandaşlığına hak kazanan en yaşlı iki Ahıska Türk'ü 86 yaşındaki Mihrali Mametoğlu ve 83 yaşındaki Yunus Muradov kürsüde teşekkür konuşması yaptı. Mametoğlu, benim çektiğimi, benim gördüğümü göstertmesin diyerek sürgün sırasında 8 yaşında olduğunu belirtti. Kanada'nın Ontario eyaletinin Toronto kentinde hükümetten tüm göçmenler için kalıcı oturum izni talep eden yüzlerce gösterici yürüyüş düzenledi. İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı düzenlenen protestolar 37. haftada devam etti. Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, İbrani takvimine göre yılbaşı olarak kutlanan Roş Aşana bayramı sebebiyle protestolarını bu hafta pazar günü gerçekleştirdi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile son günlerde İtalya ve Avrupa'nın öncelikle gündem maddesi haline gelen çok sayıda göçmenin botlarla ulaştığı İtalya'ya ait Lampedusa Adası'nı ziyaret etti. Leyen ve Meloni, adada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Afrika'dan Avrupa'ya geçişte Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Lampedusa adasına hafta başından bu yana 7000'den fazla düzensiz göçmenin ulaşması ve adadaki durumun kritikleşmesi İtalya ve Avrupa'nın öncelikli gündem maddesi haline geldi. Adadaki belediye meclisi dün 7000'den fazla göçmen gelmesi sebebiyle acil durum ilan ettiğini bildirmişti. Yerel ve bölgesel yetkililer acil durumla başa çıkmak için İtalyan hükümetinden yardım istemişti. Evet değerli izleyenler, Afyonkarahisar'da otizmle ilgili yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Geçen haftalarda da güzel projelere imzalar atılmıştı. Bugünkü stüdyo konuğumuz da Afyonkarahisar Otizm Dernek Başkanı Fatma Kilci Kavas oluyor. Fatma Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bu aralar keyfimiz yerinde açıkçası, projelerimiz onaylandığı için. Çok teşekkür ederim. Evet, tebrik ediyoruz diyoruz. Birazdan değineceğiz o konulara. Ondan önce izleyicilerimize kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? Tabii ki. İsmim Fatma Kilci Kavas. 23 yaşında otizmli bir evlada sahip bir anneyim. Engelli alanında aşağı yukarı 15 yıldır faaliyet göstermekteyim sivil toplum kuruluşlarında. Afyon Otizm Dernek Başkanlığı'nı yapıyorum. Yine Afyon Beyaz Ay Dernek Başkanlığı'nı yürütüyorum aynı zamanda ki Beyaz Ay'da yine tüm engel gruplarını kapsayan bir dernek kapsam açısından. Türkiye Otizm Meclisimiz var bizim 128 STK'nın içinde yer aldığı Türkiye genelinde. Burada da genel başkan yardımcılığı yapıyorum. Yani tüm Türkiye'deki otizmli bireylere yönelik çalışmalar yürütüyorum. Evet Fatma Hanım, peki otizm nedir? İzleyicilerimize anlatabilir misiniz? Tabii ki. Hayatın ilk 3 yılında çıkan çocukların iletişim kuramamasıyla kendini gösteren, hayat boyu çoğunlukla devam eden gelişimsel bir bozukluktur otizm. Son yıllarda büyük bir artış vardır. Yani 58'de 1'lerden daha düşüğe çıkmıştır. Neredeyse 48'de 1'e kadar düştüğü söyleniyor dünya genelinde. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada otizm konusunda bir artış vardır. Nedeni hala bilinmemektedir. Genetik mi yoksa dışsal faktörler mi? Bunlar hala bir gizemini korumaktadır açıkçası. Fakat hızlı artışın neden olduğu sonuç nedeniyle bazı çalışmaların yapılması, hızlandırılması ve artık konuların daha çok gündemde kalması gerekmekte. Evet, 23 yaşında otizmli bir çocuğum var dediniz. Peki otizmli bir çocuk annesi olmak nasıl bir duygu, zorlukları var mı?
tabii ki zorlukları var. Yani otizmli çocuğun annesi olmak başlı başına gerçekten zor, sabır isteyen, meşakkatli bir iş açıkçası. Ama güzel yanları da var. Onunla vakit geçirmek çok keyifli. Alper'in bana öğrettiği en büyük şey sabır zaten. Ben biraz yapı olarak sabırsız, hemen böyle heyecanlı bir tipimdir ama sabrı öğretti bana yıllardır. Güzel şeyler öğretiyor otizmli çocuklarımız ama zor. Yani Alper orta düzeyde ağırlıkta ama daha ağır çocuklarımız var otizmde. Hiç dışarıya çıkartamadığımız çocuklarımız var. Sosyal hayata katamadığımız çocuklarımız var. Dolayısıyla otizm yani hafifinden ağırına, zaten bu bir yelpaze. En hafifi de olan var, çok ağırı da olan var ama genel düzeyde orta ve üzeri çok fazla çocuğumuz var. 600'ün üzerinde Afyonkarahisar'da otizmli çocuğumuz var bizim. Ve tabii bunlardan rapor almayanlar, istatistiklere girmeyenler de var, bilinmeyenler, yeni tanı alanlar var. Ve bunlarla birlikte sayının daha yüksek olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Hani buradan da söylemiş olalım, mutlaka otizm tanısı aldıktan sonra derneğimizle iletişime girmeleri her bakımdan onlara vereceğimiz danışmanlıkla hayatlarını kolaylaştıracaktır. Peki derneğinizde ne gibi etkinlikler oluyor? Onlardan da bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Sosyal etkinliklere yönelik çok fazla çalışma yapıyoruz. Biz piknikler düzenliyoruz. Pikniklerin yanı sıra spor etkinlikleri düzenliyoruz çocuklarımıza yönelik. Geceler düzenliyoruz, yemekler düzenliyoruz, kahvaltı programları düzenliyoruz. Özel günlerde yine otizmli çocuklarımızı farkındalığını, özellikle 2 Nisan Otizm Günü'nde farkındalık çalışmalarımızı çok fazla yapıyoruz. Kamu kurumlarıyla da ortak çalışmaları yürütüyoruz. Bu anlamda da etkinlik bakımından en fazla faaliyet yapan derneklerden biriyiz diyebilirim. Evet, biz de ara ara ekranlara getiriyoruz, gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz böyle güzel etkinlikler için. Az önce de söylediniz, güzel projelere de imza atıyorsunuz. Evet. Geçen haftalarda da Umudun Adı Mavi diye güzel bir projeye imza attınız. Proje hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Evet, Umudun Adı Mavi. Neden Umudun Adı Mavi? Çünkü mavi otizmin rengi biliyorsunuz. 2 Nisan'da otizm farkındalığını arttırmak için her yerde mavi renkler, ışıklar açılır. Biz de bu anlamda bundan esinlenerek Umudun Adı Mavi dedik. Şöyle ki bizim mutlaka ki sosyal etkinliklere katılmaya çalışıyor çocuklar. İşte bakanlıklarımızın bu konuda çalışmaları var. Fakat otizmli bir çocuk için sosyal etkinlik ne kadar fazla olursa o kadar artıları var. Biz de bu kapsamda müzikle ilgili Afyonkarahisar'da yetenekli çocuklar olduğunu düşünüyoruz. Ve bu yetenekli çocuklara bir şans tanımak adına bu projenin içinde müzik ve yetenekli çocuklara müzik öğretimi de var. Bu anlamda projemiz kapsamında bir hocamız dernekte göreve başlayacak. Ve bu şekilde çocuklarımızın hem yeteneklerini ortaya çıkacağız hem de yeteneklerine göre ona çalışmalar yaptıracağız. Yine yetenekli olmayabilir ama müziği sevebilir. Bunlarla ilgili ritim çalışmaları yapacağız. İlerleyen günlerde bu renkli görüntüleri de sizlerle paylaşırız. Yine spor etkinlikleri bizim çocuklarımız için çok önemli. Elbette ki Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz bu konuda çalışmalar yapıyor. Fakat çocuk sayısı çok fazla, engelli çocuk sayısı çok fazla, otizmli çocuk sayısı çok fazla. Ve bunların planlanması da tabii çocuğun uygun günleri, onun otizmli olması, bu tip etkenlerden dolayı biraz daha sistemi rahatlatmak adına jimnastik çalışmaları ve buna benzer sportif etkinliklerin olduğu çalışmalar da yine projemizin içinde yer alıyor. Yine sosyal etkinliklerin olduğu bir proje. Proje kapsamında çok güzel çıktılar alacağımıza inanıyoruz açıkçası. Proje bitiminde yine bunu rapor olarak da basına paylaşacağız. Ama projemizde yer alacak bütün çocukların mutlaka ki bu projeden mutlu ayrılacağını düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de dediğim gibi faaliyetleri paylaşarak da projenin devamını izleriz. Projeyle alakalı olarak şunu da belirtmek isterim. Afyonkarahisar Valisi Doçent Doktor Kübra Güran Yiğit Paşa'nın çok ciddi destekleri oldu projemize. Çünkü engelliler adına, otizmliler adına gerçekten çalışmaları destekliyor Sayın Valimiz. Bu anlamda kendisine bir teşekkür iletmek istiyorum. Yine MHP Afyonkarahisar Milletvekilimiz Mehmet Taytak bu anlamda projemize destek verdi sağ olsun. Bizimle birlikte oturdu, gerçekten çocuklarla birlikte sohbet etti. Onları anlamaya çalıştı ve gerçekten bu çocukları da mutlu etti. Yani biraz o günkü sohbetimizde gönüllere taht kurdu Mehmet Bey diyebilirim. Sağ olsun destek verdi ve projenin onaylanmasını sağladı. Bu çıktıları hep birlikte göreceğiz.
Gerçekten bu anlamda bizim için çok önemli ve güzel bir proje oldu diyebilirim. Evet, bize, Sayın Valimize, Milletvekilimize ve başta size çok çok teşekkür ediyoruz. Projenin detaylarından bahsettiniz. Peki bu projeyle birlikte otizmli çocukların yetenekleri de keşfedilebilecek mi sizce? Tabii ki. Yani biliyorsunuz dünya genelinde ünlü özel bir kulağa sahip otizmliler var. Buğra vardı Afyon'da. Yüksek öğrenimini yaptı Buğra. Piyano çalıyordu ve inanılmaz bir kulak. Buğra normalde iletişim kuramayan bir çocukken piyanonun başına geldiğinde bir şaheser. Yani onu dinlemeye doyamıyorsunuz. İnanılmaz güzel eserleri vardı. Biz Afyonkarahisar'daki çocuklarımızdan da mutlaka yetenekli, bu anlamda başarılı çocuklar çıkacağını biliyoruz. İşte müziğe yeteneği olan çocukları keşfedebilirsek onlarla ilgili eğitim ve kariyer planlaması yapmak da daha kolay küçüklüğünden itibaren. Onun için biraz da bu yetenek taraması gibi düşünülebilir. Çocukların hani öne çıkması, ilerleyen hayatında müziğe yönelmesini sağlayabiliriz. İşte esas o yetenekli çocukları keşfetmek adına çok güzel bir proje olacak. Hem spor anlamında hem müzik anlamında. Peki buradan otizmli çocukları olan ailelere neler söylemek istersiniz? Otizmli çocukları olan ailelerimize öncelikle kolaylıklar diliyorum. Allah yardımcıları olsun hepsinin. Bugün otizmli çocuk annesi olmak bence çok muhteşem bir şey. Yani bakış açısı, size öğreteceği çok şey var. Elbette ki toplumda dışlanma, toplum tarafından kabul görmeme onlar için büyük bir sorun. Fakat biz bunları aşabileceğimize inanıyoruz. Hep birlikte olursak bunları aşabileceğimize inanıyoruz. Afyonkarahisar'da olup derneğimizle irtibat olup halinde olmayan aslında çok az kalmıştır. Yani hemen hemen herkes bir şekilde irtibat halinde. Bu anlamda birlikte olmayı çok önemsiyoruz. Onun için evet yavaş ilerliyor bazı konular. Evet sabretmemiz gerekiyor ama güzel çalışmaların olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Evet Fatma Hanım, aynı zamanda Türkiye Otizm Meclisi'nde de başkan yardımcılığı yapıyorsunuz. Evet. Peki otizmle ilgili son gelişmeler nelerdir? Evet, çok güzel gelişmeler var. Açıkçası ben bu üçüncü yılım, iki yıllık bir çalışma gerçekleştirmiştik biz bütün bakanlıklarla. Kısaca bilgi vermek gerekirse Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda en son otizmli çocuklara yönelik sosyal hizmet uzmanı ataması yapılacak. Bu sosyal hizmet uzmanı ataması bizim uzun yıllardır talep ettiğimiz. Çünkü aile otizm tanısı aldıktan sonra çocuğuyla baş başa kalıyor. Ona bir destekçi, bir yardımcı gerekiyor. Elbette ki biz dernek olarak yardım etmeye çalışıyoruz. Fakat biz de yeterli gelmiyoruz. Profesyonel bir ele ihtiyaç var. Bu anlamda sosyal hizmet uzmanı atamasının otizmli çocukların hayatına çok güzel gelişmelere neden olacak. Hem onun gelişimini takip edebilecek, hem aileye destek olabilecek hem de kamu kurumlarıyla olan iletişiminde artılar sağlayacağını düşünüyoruz. Bizim Afyonkarahisar'ımız bu anlamda bizim yaptığımız çalışmalarla pilot iller arasında Antalya ile başladı süreç. Ama muhtemelen ikinci ya da üçüncü sırada Afyonkarahisar'daki çocuklarımıza aynı şekilde atamalar gerçekleşecek. Bu da bizim açımızdan önemli bir durum. Yine Sağlık Bakanlığı Otizm Eylem Planı'ndan da bahsetmeden geçmeyeyim. Resmi gazetede bugün yarın yayınlanmasını bekliyoruz. İkinci Otizm Eylem Planı'nın. Bu da ailelerimiz ve çocuklarımız üzerine gene çok güzel katkılar sunacak. Otizm Eylem Planı'nın çalışmasına ben katıldım. Vardım o komisyonun içerisinde. Çok ciddi, güzel bir çalışma oldu. Ve ikinci Otizm Eylem Planı'nın hem farkındalık hem de çocuklarımızın hayatını kolaylaştırmak adına maddelere sahip olduğunu biliyorum. Yine bugün Milli Eğitim Bakanlığı'yla kaynaştırma, özel eğitim alt sınıfları konusunu görüştük ve oralarda da çok ciddi. Artık bu sene mesela çok fazla şikayet gelmedi açıkçası bize. Her sene böyle sıkıntılar yaşıyorduk yılbaşında, okul öğrenim başında ama bu sene yaşamadık. Çünkü güzel gelişmeler var. Artık çocuklarımız seviyelerine göre sınıflara yerleştiriliyor. Kaynaştırma ise kaynaştırma, özel eğitim ise özel eğitim. Ve inanılmaz güzel gelişmeler bu anlamda yaşanıyor. Yine Sağlık Bakanlığı bizim için çok önemli. Sağlık Bakanlığı'nda yapılacak çalışmalarla ilgili hemen bir bilgi vermek istiyorum. Sağlık Bakanlığı'nın otizm, özel gereksinimli bireyler ve nadir hastalıklar daire başkanlığı var. Bu daire başkanlığının sitesinde otizm rehberine ve otizm uzman rehberlerine linklerden ulaşabilirler. Bu rehberlerde bu yolda ilerlerken doğru adımların neler olduğunu çok rahat görebiliyorsunuz. Çok açık, şeffaf bir link, rehber. O linkten de ulaşabiliyoruz. Bu anlamda mutlaka ailelerin faydalanması gerektiğini düşünüyorum. Yine Sağlık Bakanlığı'nın Kayseri, Erzurum, Balıkesir, Muğla'da başlattığı ve Afyonkarahisar'ımızda da yakında başlayacağı engelsiz aciller projesi var. Bu anlamda da acile götürdüğümüz otizmli çocuklarımızı, acilin kendi bir çocuğu nasıl oluyor biliyorsunuz. Bu anlamda onların bir sahiplenilmesi gerekiyor.
Orada yine sağlık personeli, profesyonellerle, sağlık profesyonelleriyle yapılan bir sistemle otizm çocukların hemen hızlı bir şekilde muayenesini olup tedavisine geçildiği bir süreç için engelsiz aciller projesi en kısa sürede, yani bu 5 ilde başladı ve bütün illerde geçiyor. Yine diş bizim için çok büyük problem. Afyonkarahisar'da da yine çoğu ilimizde açıldığı için Afyonkarahisar'da da 3 tane diş polikliniği engelsizler için açılacak biliyorsunuz. Bütün bu projelerin çalışmasında engelsiz acillerde, dişte, bunların hepsinin çalışmalarında ve çalıştaylarında bilhassa ben bulundum. Sağlık kökenli olduğum için de katkı sunmak adına gerçekten çok ciddi ve güzel çalışmalar yapıldı. Bunların yerele ve illere yansıması bizim çocuklarımız için de çok güzel olacak. Yine biliyorsunuz geçen dönem önümüzde bir deprem olayı oldu. Evet. Ve depremden çok etkilendiler. Hatta depremle birlikte bizim engelli sayımızda da bir artış oldu uzuv kayıplarından dolayı. Ve orada da deprem boyunca otizmli çocuklar tabii biraz mağduriyet yaşadılar. Bu açığı kapatmak adına da Sağlık Bakanlığı 1000 sağlık personeline otizm konusunda eğitim verdi. Şimdi bunların listeleri de Sağlık Bakanlığı'nda bulunuyor. Yine Allah göstermesin bir depremle karşılaştığımızda bu sağlık personelleri bölgeye görevlendirilir ve otizmli çocuklarımıza destek olacaklar. Bu anlamda bu konu da bizim için çok önemli. Yine uygulamalı davranış analizi dediğimiz bir eğitim var. Bu aslında eğitim kısmının alakası olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı artık bunları da sağlık profesyonellerine aldırdı. Ve zeka testleri var. Zeka testleri bugün artık önümüzdeki Eylül ayından itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz yapılmaya başlayacak. Bunlar çok ciddi çalışmalar. Gerçekten Otizm Daire Başkanlığımız bu anlamda çok çalıştı. Sağlık Bakanlığı otizmliler konusunda bir daire başkanlığı açtı başlı başına. Bu çok önemli bir gelişmedir. Yani artık sayının çoğalması, yapılan çalışmaların verimi gibi bir şey diye düşünüyorum. Önümüzdeki günlerin, yani bu arada Gençlik Spor Bakanlığı değinmeden etmeyeyim, kamplarımız devam ediyor yine. Engelli ve otizmli çocuklarımıza yönelik kamplarımız devam ediyor. Bu anlamda ailelerde bir nefes alma, bir sosyal faaliyet yapmış oluyorlar. Önceden biliyorsunuz bu kamplarda sadece gençler yararlanıyordu, artık engelliler de yararlanıyor. Orada da çok güzel gelişmeler var. Önümüzdeki günlerin otizmli çocuk ve aileler için çok güzel olacağına inanıyorum. Evet, gerçekten çok fazla çalışmaya imza atmışsınız. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Peki otizmli çocuğu olan aileler bunları nerelerden öğrenebilir? Nereden takip edebilir gelişmeleri? Bizim dediğimiz gibi 128 bize bağlı derneğimiz var. Biz bunları her ay duyurular yayınlıyoruz. Afyon'dakiler zaten dediğim gibi çoğu ünlü. Diğer illerde de aynı şekilde dernekle irtibata geçtiklerinde bu tip bilgilerin kendilerine düzenli olarak gelmesi, mail yoluyla gelmesi sağlanıyor. Peki aileler derneğinize geldikten sonra hayatlarında neler neler değişti? Böyle anlatabileceğiniz anılarınız var mı Fatma Hanım? Şöyle, ben açıkçası çok uzun yıllardır bu işlerin içinde olduğum için biliyorum. Yani ilk geldikleri gibi değiller. İlk geldikten sonra insanların aslında aynı dertten müzdarip olup ve bir arada olmasının pozitif etkileri var. Yani bazen hayatta sadece onu yaşayan siz olduğunuzu düşünüyorsunuz ama bir araya geldiğinizde ki dernekteki bir araya gelmeler ve sohbetler herkesin birbirinin çocuğunu sahiplenmesi çok güzel bir duygu. Ben etkinliklerde çok fark ederim bunu. Mesela otizmli çocuk annemiz kendi çocuğu kontrol altındaysa diğer otizmli çocukla da sen gitme, ayrılma diye onu da bizim otizmli annelere yönelik böyle bir davranış artık modelimiz var. Aile gibi olmuşsunuz dernekte. Evet, herkes birbirinin çocuğuna sahip çıkıyor. Herkes birbirinin çocuğunu kolluyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Bir arada vakit geçirmeyi seviyorum. Tabii dışlanan bir kesim biliyorsunuz okullardan, bazen apartmanlardan, bazen komşular bile istemiyor çok gürültü yapıyor diye çocuğumuzu. Ama biz bir arada olduğumuz vakit daha güçlü durduğumuza inanıyorum. Bu anlamda bir arada olmayı da çok önemsiyorum açıkçası. Peki Otizmli Çocuklar Derneği'nize geldikten sonra ve böyle güzel etkinliklere katıldıktan sonra neler hissediyorlar? O anki duyguları nasıl oluyor evet. Onların? Söyle, ben şunu anlıyorum yani aileler tamam bir yerde ama çocuklar çok masum ve gerçekten kendisi için çalışanı biliyor. Kapıdan giren Fatma teyze diye bir sarılıyor. Tabii o an bir duygulanıyorum ister istemez. Annelerine bizi Fatma'ya götür diyenler var. İşte bu güzel, bunlar çok güzel duygular. Aslında çocuklar da kendisi için uğraşanı, mücadele vereni farkında. Beni de mutlu ediyor açıkçası. Onların severek gelmesi ve orada vakit geçirmesi benim için çok önemli. O bakımdan çocuklarda bunu görebiliyorum yani.
Evet Fatma Hanım, böyle güzel projelere imza attığınız için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Artık son olarak neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Ben Kanal İşte Sabah programı ve Duygu Hanım'a her zaman sesimizi duyurduğunuz için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bizim için televizyon kanalı çok önemli. Çünkü sesimizin duyurulduğu yerler, medya çok önemli. Bu anlamda otizm farkındalığı, topluma duyurulması, yeni gelişen güzel çalışmaları, projemizin duyurulması çok önemli. Bu anlamda da teşekkür etmek istiyorum. Size çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güzel projelerde sizi burada tekrar görmek istiyoruz. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek mutlu kalın.